Evet, bebeğimizin birçok kısmını tamamladık. Şimdi ben bir şemsiye denemesi yapmak istiyorum ama heveslendim, hani böyle aklıma geldi. Şimdi aynı şekilde biliyorsunuz çantamızı yapmıştık. 5. sıraya kadar arttırmamızı tamamlamıştık şöyle. 5. sıramıza kadar bu şekilde tamamladık. Şimdi 6. sırama geçiyorum. 6. sıramda 1, 2, 3, 4. 4 tek örüp bir arttırma yapacağım. 6. sıramda 4 tek örüp bir arttırma işlemini yine 6 defa tekrarlıyorum. 6. sıramızın sonunda toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. Evet, şapkamızın yapımına devam ediyoruz. Aynı şekilde çantamızın tarifini vermiştim. Çantanın tarifinden devam edeceğiz. 3, 6. En son 3 tek bir arttırma yapmıştık. Daha sonra 4 tek bir arttırma yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş. Yedinci sıramızda da 5 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Yedinci sıramızda 5 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlıyoruz. Yedinci sıramızın sonunda 54 adet, affedersiniz, 42 adet ilmeğimiz olacak. Evet, 42 adet ilmeğimiz olacak. 7. sıramızın sonunda 5 tek bir arttırma işlemini 6 defa tekrarladıktan sonra 42 tane ilmeğe ulaşmış olacağız. 7. sıramızı tamamladık. İşaretleyicimi 8. sırama alıyorum. 8. sıramda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. sıramızda 6 tek örüp bir arttırma yapacağız. 8. sıramızda 6 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlıyoruz. 8. sıramızın sonunda 48 tane ilmeğimiz olacak. 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tek örüp bir arttırma yapacağız. 9. sıramızı da 7 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 54 tane ilmeğimiz olacak. 9. sıramızın sonunda 54 tane ilmeğe ulaşacağız. 9. sıramızı tamamladık. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tek örüp bir arttırma yapacağız. 10. sıramızda da 8 tek örüp bir arttırma işlemini yine 6 defa tekrarlıyoruz. 10. sıramızın sonunda toplamda 60 tane ilmeğimiz olacak. 10. sıramızı tamamladık. 11. sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimi 11. sırama aldım. 11. sıramda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11. sıramızda da 9 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. 11. sıramızın sonunda 66 tane ilmeğimiz olacak. Evet, 11. sıramızı tamamladık. 12. sıramıza geçiyoruz. 12. sıramızı 10 tane ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma yapacağım. 12. sıramızda 10 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda, yani 12. sıramızın sonunda 72 tane ilmeğimiz olmuş olacak. 12. sıramızı tamamladık. 13. sıramıza geçiyoruz.
13. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tek örüp bir arttırma yapıyorum. 13. sıramızı da 11 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. Sıramızın sonunda toplamda 78 tane ilmeğimiz olacak. 13. sıramızın sonunda. Üçüncü sıramızı tamamladık. 14. sıramıza geçiyoruz. 14. sıramızda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 14. sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 14. sıramızın sonunda 12 taneyi tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarladıktan sonra 84 tane ilmeğe ulaşacağız. Daha sonra 84 tane ilmeğimizi 15 ve 16. sıralarımızı 2 sıra düz öreceğiz. Evet, bu şekilde tamamladık. Şurada ilmek kaydırma yaparak çıkartıyorum. İpimi biraz uzun bırakarak keseceğim. Şöyle üzerine fisto dikeceğim için şöyle 6 kat 3-3 ayıracağım. Daha sonra 3 tanesini ikiye ayırdığım ipimi iğneme takıyorum. Fistoğumu üzerine yerleştiriyorum. Şöyle pileli bir şekilde dikeceğim. Şöyle bu şekilde diktim fistoğumuzu. Orta kısma da yapacağım da onu en son şöyle bakır tel kullanacağım. Ölçeceğim önce şu orta kısmından telimi takıyorum. Şöyle şu kadar falan kurup olsa. Evet, şöyle bir tane kısa bir kurp kestim ölçerek. Şu orta kısımdan takacağız bunu. Şimdi bir de şöyle bakır tellerimiz var. 6 tane.
Şöyle ölçerek kesiyorum. İki, dört, beş, altı. Şu şekilde altı tane telimiz var. Şimdi buradan şöyle ölçeceğim bunu. Her bir şu arttırma yaptığımız yerlere 1, 2, 3 birer tane gelecek şekilde şöyle. Evet, bu şekilde iyi. Şöyle diğer parçalarımı da etrafına birleştireceğim. Evet, şöyle mümkün olduğu kadar ortasına doğru alarak telimiz gözükmeyecek şekilde saralım. Evet, şöyle bir miktar sardım. Şurasına silikon süreceğim. Tekrar üzerine ipimi saracağım. İyice kapatıyorum burayı. Telim hiç görünmeyecek şekilde sarıyorum. Evet, bu şekilde sardık. Şöyle tellerimi dışa doğru açacağım. Bu şemsiyemizin ilk kat telimiz. Şimdi bir miktar da şöyle şuradan tellerime birleştirmek için saracağım. Evet, şu boyutta ölçtüm, tekrar kesiyorum. Bu şekilde de yine 6 tane tel keseceğim. 2 3 4 5 6 Evet, 6 tane daha telimi kestim. Şimdi bunları da aynı şekilde şöyle aralardan geçerek şöyle birleştireceğim ya. Tellerimin arasına katıyorum bunları da. Hepsini aynı boyda ayarlayacağım. Aynı şekilde saracağım.
teller gözükmesin diye şöyle sarıp sarıp tekrar yukarı doğru çekeceğim. Evet, şu kısımda tekrar silikon süreceğim. Evet, ipimi burada kesiyorum. Şimdi burada şu kısımlardaki şöyle birleştireceğim. Tam tellerimin kendilerine doğru gelecek şekilde. Hangisi hangi telime yakınsa şöyle bu şekilde olacak. Birazdan şöyle bükeyim. Orta kısımdaki telimi ortadan çıkaracağım. Şimdilik bu şekilde yapıştırdım. Tekrar orayı ayarlama yapacağız.
eğer şu uç kısımdaki şöyle şu arttırma yaptığım yerlere denk gelecek şekilde bakın çizgileri görüyor musunuz? Bunlara denk gelecek şekilde tellerimi ayarlayacağım. Ve şu kısımlara bunları dikeceğim. Yani iğneyle küçük bir tutturma işlemi yapsanız yine yeterli. Sadece yerlerini belirlemek. Şöyle diğer taraftan geçiyorum. Diğer arttırma yaptığım kısma kadar ipimi iç kısımdan yürüteceğim. Evet, o telimi oraya tutturdum. Şu telimi de buraya tutturacağım. Diğerinde aynı şekilde. Bir tane kaldı. Onun için tekrar ip takacağım. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi şu alttan gelen tel değil de şu tel değil de üstteki şu alttaki üst kısımdaki telimi şöyle yapıştıracağım. Hepsini bu şekilde yapıştırıyorum.
Evet, bu şekilde tamamladık. Şöyle silikonla da yapıştırdım. Şu kısımlarını da şöyle geriye doğru bükeceğim. Uzun uçlarını tekrar kesiyorum. Şöyle iç kısmına doğru, kendine doğru tekrar büküyorum. Bu kısma silikonla yapıştıracağım. Evet, şemsiyemiz bu şekilde. Şu kısımlarını kapatmak için isterseniz buralara böyle keçe tarzı bir şey de yapıştırabilirsiniz şuralara. Şöyle bir kumaş parçası. Şöyle bükeceğim. Şöyle şu tellerin geldiği kısımları kesiyorum. Hani şu alttaki telin şu kötü görüntüsünü kapatmak için aslında.
Evet, şu şekilde kaplayarak güzelce kapattım, yapıştırdım. Şimdi şöyle iğneyi takıp fistoğumuzun arasından bir miktar geçirdim. Yani şöyle diktim, buruşturarak. Bunu şöyle keseceğim. İki ucunu birbirine bağlayacağım. Bunu da tepe kısmına yapıştıracağız. Şöyle dışa doğru çevirerek düzleyeceğim yönünü. Şimdi bunu da şöyle şekilde tepe kısmına yapıştırdım. Şemsiyemiz bu şekilde hazır. Yani yapıştırmalar falan yapınca ancak böyle bir şemsiye oluyor. Şöyle biraz daha içe doğru bükeceğim.